Silahlı Kuvvetleri'ni 2019'da taşıyacak kadroların belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı ve 4 saat süren toplantının ardından Yüksek Askeri Şura kararlarının açıklanması bekleniyor. Kuvvet komutanlarının değiştiği belirtiliyor. Ankara'da yaşanan yaş trafiğini 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğiter ile konuşacağız. Öncelikle merhabalar. Merhabalar İlknur Sağlam. Öncelikle şunu sormak isterim. Resmi bir açıklama yok ama genel izlenim ne yöndedir? Detayları sizden alabilir miyiz? Şimdi bu Yüksek Askeri Şura'da beklenen komuta kademesinde bir takım değişiklikler. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yerinde kalabileceği ama onun dışında Kara Kuvvetleri, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında bir takım değişikliklerin olabileceği ifade ediliyor. Çünkü Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süresi dolmuştu. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanı görev süresi 2 kere uzatılmıştı. Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın görev süreleri doldu. İstenirse 1 yıl daha görev süreleri uzatılabilir ama bu tümüyle siyasi iktidarın inisiyatifinde olan bir şey. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkomutan olarak Şura'nın değerlendirmesi sonucu karar verebilir. Fakat ağırlıklı olarak konuşulan bunların değişeceği, yani işte Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın yerine ya Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, ki Ümit Dündar biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 1. Ordu komutanıydı İstanbul'da. Hem yaptığı açıklamalarla hem de darbenin sürdüğü saatlerde yaptığı basın toplantısıyla darbenin püskürtülmesinde çok aktif bir rol oynamıştı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda her yeri bombalayan generallerinden ibaret olmadı. Bunların tümünün sızma olduğunu ifade etmişti. Bu önemliydi. Sonrasında Genelkurmay 2. Başkanı oldu. 28 Temmuz'daki Yüksek Askeri Şura, 2016-28 Temmuz'daki Askeri Şura'da Genelkurmay 2. Başkanı olmuştu. Onun bir ihtimal Kara Kuvvetleri Komutanı olabileceği ya da yine 15 Temmuz darbe girişiminin döneminde Genelkurmay 2. Başkanı olan ve Hulusi Akar'la birlikte derdest edilip Akıncı üssüne götürülen Yaşar Güler'in, bu ikisinden birinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirebileceği ifade ediliyor. Eğer Salih Zeki Çolak'ın görev süresi bir kez daha uzatılmazsa, ki ağırlıklı görüş uzatılmayacağı yönünde. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Önal, onun da görev süresi bitiyor. Görev süresi uzatılmazsa onun da yerine Muharip Hava Kuvvetleri ve Hava Füze Savunma Komutanı Hasan Küçük Akyüz'ün gelebileceği ifade ediliyor. Hasan Küçük Akyüz geçen şurada Kor Generalinden Or Generali'ye terfi etmişti ve dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Önal'ın yerine konuşulan isim bu. Deniz Kuvvetleri Komutanı en önemli ve belki de üzerinde durmamız gereken Bülent Bostanoğlu Oramiral, o daha önce 2 kere uzatılmıştı. 4 yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevi yapıyor. Bunun uzatılmayacağı ifade ediliyor ama Deniz Kuvvetleri'nde 2 tane oramiral var. Bunlardan biri Bülent Bostanoğlu, diğeri Veysel Kösele. Veysel Kösele'nin de emekli edilmesi durumunda konuşulan isim Adnan Özbal. Adnan Özbal koramiral. Ve koramiral olarak Deniz Kuvvetleri komutanı olması durumunda da bir ilk yaşanacak. İlk kez bir koramiral Deniz Kuvvetleri komutanı olacak. Halen çünkü Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor Adnan Özbal. Koramiral olarak eğer atanırsa Deniz Kuvvetleri komutanına bir ilk olacak Bülent Bostanoğlu'nun yerine. Bu da önemli bir not. Yüksek Askeri Şura tamamlandı. Kararlar Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bekliyor. Onun imzalamasıyla birlikte de komuta kademesinde hangi değişikliklerin olduğu ve bu konuştuğumuz isimlerden hangilerinin geleceğini net olarak teyit edilmiş olacak. Büyük ihtimalle bu kuvvet komuta kademesindeki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın
bir basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Çünkü bir önceki şurada böyle olmuştu. Daha alt rütbedekilerin, yani albay ve yarbaylıktan terfi edenlerin isim listesini ise Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlaması bekleniyor. Komuta Akademisi'nin büyük ihtimalle İbrahim Kalın tarafından, ama daha alt rütbedeki değişikliklerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamalar, yani albay ve yarbay rütbesindeki terfilerin bir yazılı açıklamayla ya da Milli Savunma Bakanlığı internet sitesine konması bekleniyor. Bu komuta kademesi değişikliği önemli. Çünkü 15 Temmuz darbe girişiminde 63 general FETÖ ile irtibatlı olarak ordudan atıldı. Büyük bir kesim de şu anda cezaevinde darbe yapmakla suçlanıyorlar. Çünkü FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldılar. Bu bakımdan da Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez FETÖ bağlantısı olmadan ve doğrudan 15 Temmuz'dan sonra değişen iklimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri yepyeni bir yazılımla, ki bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın o açıklamasında da var, 15 Temmuz'dan sonra milli bir destan yazıldı ve 2023 hedefi de bu milli duygularla devam edilecek dedi. Milli ve yerli bir yazılımla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem komuta kademesi hem de alt düzeydeki terfileri görmek mümkün olacak. Çünkü FETÖ ile bağlantılı sadece general düzeyinde, tekrar altını çizelim, 63 general düzeyinde FETÖ ile bağlantılı bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyoruz ve 15 Temmuz'da Türkiye'ye neler yaşattığını da gördük. O yüzden de onların ayıklandıktan sonraki bu asker